Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Ben daha çok genç bir şehir mekteplisi iken orta halli bir amcam varmış. Bu amcam makinistlik edermiş. Yaz aylarında taşralarda gezer, çiftliklerde harman savurtur ve makinalara bakarmış. Günlerden bir gün henüz 17 yaşında bulunduğum ve Debrecen şehrinde liseyi bitirmekte olduğum sıralarda Boğdan memleketinden yeni dönen amcam bizi ziyarete geldi. Hoş beşten sonra kahve çubuk içerek gezdiği memleketlerin türlü türlü adetlerini, konuştukları dilleri birer birer anlatırken en ziyade beğendiğim insan cinsi ve en kolay öğrendiğim insan dili Türk ve Türkçedir dedi. Meğer o vakitler Boğdan memleketi Türk hükmü altındaymış. Bu dediğiniz Türk dili nasıldır diye sordum. Hem söylenişi güzel hem öğrenmesi kolay bir dildir cevabını aldım. Güzelliğinin ve kolaylığının neden ibaret olduğu sualine cevaben, telaffuzu bizim Macar dili, ahengi bizim dilimizdeki ahenk gibi olup, sözlerinin çoğu da dilimizde var dedi. Sordum, mesela ne gibi? İşte onların kapısı bizde kapı. Onların elması, arpası, teknesi, baltası, bizde de elma, arpa, tekne, baltadır. Türk bekarı, civanı, Macarca betyar, jivani, bıçak, Macarca'da bıçaktır. Çizme, çizma, pabuç, pabuç, kalpak, kalbak, Türklerin devesi, delisi, haracı, kayısısı, katranı, bizde de teve, deli, haraç, kaysın, katrandır. Onlarda kepenek, bizde köponyek. Onlarda pide, bizde pite. Onların sarması dolması, bizde de sarma dolmadır. Koçana, levende, mahmura, ormana, keçiye, bizde koçan, levente, mamur, orman, keçke deriz. Tabur, Macarca tabur. Tepsi, tepşi. Tezek, tevüzektir. Onlarda cep, bizde jep. Ata, atya, ana, anya, tavuk, tabyuk, arslan, aruslan, bağ, beka, boğa, bika, çadır, şatur, çalı, çalıt, çarık, şaru, çok, şok, küçük, kiçi, kazan, kazan, kaç, koş, dana, tino, kendir, kender, toklu, tokluv, satıcı, satuç, sakal, sakal, öküz, ükür ve bunlara benzeyen daha neler neler. Amcam 200'den fazla kelime sayıp söylerken zaten evvelden beri pek çok dil meraklısı olduğumdan dikkatim gayet arttı. Amcam, oğlum Latince Rumca öğreneceğine Türkçe öğren. Türk milleti bize en yakın bir millet olduğu gibi Türk dili de bizim dilimize pek yakın bir dildir. Türkçeyi öğrenecek olursan hem Türklere hem kendi vatanına hizmet etmiş olursun dedi. Amcamın bu sözleri üzerine derin derin düşünmeye başladım. Vakitler de masallarınki gibi tez geçer. Şehrimizin lisesini bitirip tam 46 sene önce doğduğum yer olan şehirden Peşte Darülfünun'una yani Peşte Üniversitesi'ne revan oldum. Türk dilinin o zamanki hocası Avrupa müsteşriklerinin en ünlüsü bizim Üstad Vanberi'ydi. Peşte'ye gelişimin birinci haftasında ünlü hocanın talebesi oldum ve Türkçeyi öğrenmeye başladım. Vanberi'nin derslerine 3 sene devam edip Türkçeden başka Uygurca, Tatarca ve Çağatayca'ya da çalıştım. Günlerden bir gün Peşte sokaklarını gezerek, lale ve sümbül dererek, tuna suyu içerek fesli bir tacire,
Türkiye'den henüz gelmiş bir şekercinin dükkanında rastladım. Dükkan da mini mini bir yerdi. Selam ve kelamdan ve Türkçe zar zor görüştükten sonra hem şekerini yedik hem konuşmaya başladık. O benim pepeli yani kekemeli Türkçemden ne kadar haz ediyorsa, ben de onun Türkçe tekellümünden yani konuşmasından o derece lezzet buluyordum. Oh, o şimdiye kadar hiç görmediğim, hiç tatmadığım lokumlar, helvalar, türlü türlü ezmeler ne âlâ imiş. Adeta şekercinin tatlı mallarının tiryakisi oldum. Bu benim tatlı meşguliyetimden başka, Türk diline daha ziyade heves edip konuşmaya da epeyce alıştım. Aradan birkaç hafta geçtikten, üniversiteyi ve öğretmenlik ile doktorluk unvanını kazandıktan sonra 21 yaşındaki bir adama benzemeye başladım. Türk dilini şimdiye dek her ne kadar öğrendimse de okuduğum sayfalar, tarih parçaları, şarkılar pek o kadar hoşuma gitmiyorlardı. Öğrendiğim Türk dili konuştuğum dile çok benzemiyordu. 30 lügatten yani 30 sözcükten ibaret bir cümleyi okuduğum zaman bu 30 lügatin 20'si Arapça, 7'si Farsça ve ancak 3'ünün Türkçe olduğunu görürdüm. Bu karma karışıklıktan bıktım, dilin bu üçlüğünden usandım. Öğretmen Van Beri'nin derslerinde okuduğum parçalar hep bu cinsten idi. Bir ders esnasında Naima tarihinin bir sayfasını okuyarak öğretmene ''Efendim, Osmanlı lisanı niçin Türkçe değil? Acaba Türk halkı o kadar okumuş, o kadar mektep görmemiş mi ki Arabiye ve Farisiye aşina olmasın?'' diye sordum. Öğretmen ''Oğlum'' dedi, ''Osmanlıların iki türlü dili vardır. Biri dediğin gibi okumuşların, efendilerin üç dilden mürekkep bir lisanı, biri de halkın yani okul görmemişlerin dili. Ahalinin söylediği, halkın konuştuğu dil acaba benim şekercinin dili mi diye düşünürken öğretmen, halk dilinde Arapça ve Farsça kelimeler pek çok olmadığından başka cümleler de kısadır. Lakin bilmiş ol ki, halkın bu kaba dedikleri dilinin Türkler arasında çok itibarı yoktur. Acaba niçin böyle? Dedim. Halkın dili olduğu ve içinde Arapça, Farsça kelimeler bulunmadığı, hasılı sırf Türkçe olduğu için cevabını aldım. Üstadın bu sözlerini vaka anladımsa da yine iyice kavrayamadım. Efendim, dilin kabalığı neden olur? İnsanların kaba olması akla gelirse de dilin kabalığı hiç olur mu deyince üstad, Osmanlıların görüşü üzere olabilir dedi. Mesela Arapça Leylü Nihar yahut Farsça Ruzu Şeb diyeceğine gece gündüz yazarsan kabaca yazmış olursun. Yine anlayamadım ve fikrimce gece ve gündüz ibaresi daha güzel, daha incedir dedim. Öğretmen vaka öyle ama İstanbul kalem erbabının yani yazarlarının görüşüne göre öyle değildir. Onlarca Arapça deyimler, Farsça izafetler daha ziyade makbul ve hoştur. Hem de edebiyat diline daha çok yakışıyormuş. Edebiyat sözünü işitir işitmez yine deryayı tefekküre yani düşünce denizine dalarak ''Acaba Türk milletinin halk edebiyatı var mı?'' diye sordum. Öğretmen, bildiğime göre pek yok dedi. Ben, ya Ahmet Vefik Paşa'nın Atalar Sözü denilen mecmuası, ya Nasreddin Hoca'nın bütün dünyada ünlü ve bütün batı dillerine çevrilen letaifi halk edebiyatı sayılmaz mı diye sordum. İşte Türklerin halk edebiyatı bu kadardır, başkasını bilmiyorum cevabını verdi. Efendim, bildiğime göre dünyanın hiçbir milleti vahşilik halinde bile olsa, putlara bile tapsa, ister Müslüman, ister Hristiyan olsun, halk edebiyatsız olamaz. Tanrı'nın yarattıklarının halk edebiyatı zaten halkın düşünüşüdür, dudaklarının gülüşüdür, ruhunun eğlencesidir.
dertlerinin feryadıdır. Düşüncelere dalsa düşüncesidir. Gamı varsa gamının yarasıdır. Bahtları varsa bahtlığının gülü sümbülüdür. Türk halkı düşünmez mi? Köylüsünün ahu vahı göğe çıkmaz mı? Bahçesindeki gülünün rengi kokusu yok mu? Bülbüllerinin figanı yok mu? Hasılı Türklerin halk edebiyatı yok gibi derseniz inanmam. Vallahi inanmam, billahi inanmam. Üstad birkaç dakikacık düşünüp taşındıktan, yüzüme sevine sevine baktıktan sonra, ''Belki hakkım var, belki de benim duyduklarım yanlış. En iyisi Türk memleketine git, Türk edebiyatını ara, Allah yardımcın olsun.'' dedi. Sözümü kısa keseyim. 3-4 hafta geçer geçmez, yol hazırlığı biter bitmez, ''Ver elini Türkiye'' diye Peşte iskelesinden hareket etmek üzere olan bir Tuna vapuruna bindim. ''Var varanın sür sürenin, destursuz bağa girenin hali budur hey, elveda elveda'' diyerek vapurumuz yola koyuldu. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, her günkü günümüzü gün ettik. Ta ki günlerden bir gün, Kazan Derbendi'ni geçtikten sonra Adakale dedikleri bir Türk adacığı önüne, yani iskelesi olan Hırşova şehrine vardık. Kazan Derbendi bugün Romanya toprakları içerisindedir. Adakale'yi ise 15. yüzyılın ilk yıllarında Tuna boylarında at koşturan Osmanlı Türkleri iskan etmişlerdi. Önceleri kalesiz olan bu şirin ada, Avusturyalıların sık sık hücum etmeleri üzerine bu hücumları önlemek maksadıyla yapılan surlardan dolayı Adakale adını almıştır. Uzun yıllar Türk idaresinde kalan Adakale, 1830 yılında Türk garnizonlarının Sırp kalelerinden kesin olarak çekilmesi üzerine Osmanlı topraklarından ayrılmış, buna rağmen ada sakinlerinin tamamen Türk oluşu sebebiyle fiilen Osmanlılara bağlanmıştı. 1878'de Ayastefanos muahedesi ile tahliyesi kararlaştırıldığı halde bu yapılamamış, Osmanlı Devleti buraya bir bucak müdürü ve bir de hakim göndererek hakimiyetini devam ettirmiş. Devlet salnamelerinde Adakale Türk toprakları arasında gösterilmiştir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 4 Haziran 1920 tarihli Trianon muahedesi ile Adakale, Avusturya Macaristan'dan Romanya'ya geçmiş sayıldı ise de Türkiye bunu kabul etmemiş, ancak 1923 yılında Lozan Muahedesi ile Adakale resmen Romanya'ya geçmiş ve bu suretle 500 yıllık Türk idaresi son bulmuştur. Adakale Romanya'da halkı tamamen Türk olan tek Türk kasabasıydı. 150 hanelik olan kasabada 750 Türk yaşıyordu. Büyük Tuna Barajı'nın inşasından sonra Adakale bu bölgedeki birçok köy ve kasabalarla birlikte sular altında kalmış ve tarihe karışmıştır. Türkleri ilk defa olarak bu münasebetle gördüm. Bazıları diz çöküp, bazıları el pençe divan durup veya bağdaş kurup sıra sıra söğütler gibi Tuna kıyısında oturur, müşteri beklerlerdi. Bu adamların Türkçe konuştuklarını can kulağıyla dinlerken, birdenbire Adakale gençlerinden birisinin ağzından hazin bir name çıktı. Oh, o yüreğimdeki sevinç, o gönlümdeki ferahlık. Söyle hemşehri, söyle o şarkıyı diye yalvarırken, o, söylediğim beyit şarkı değil, türküdür, türkü dedi. Ne gibi türkü diye sordum. İşte bu din türküsü dedi. Daha hoş ya, daha iyi ya, çok sevindim, benim de istediğim budur. Dört gözüm olsaydı hepsiyle bakardım, dört kulağım olsaydı hepsiyle dinlerdim. Gencin bu söylediği Budin türküsü, bir Türk ağzından ilk defa işittiğim beyit şöyleydi. Ötme bülbül ötme, yaz bahar oldu.
bülbülün figanı bağrımı deldi. Gül alıp satmanın zamanı geldi. Aldı nemse bizim nazlı budini. Çeşmelerde abdest alınmaz oldu. Camilerde namaz kılınmaz oldu. Mamur olan yerler hep harap oldu. Aldı nemse bizim nazlı budini. Bu dinin içinde uzun çarşısı, orta yerde Sultan Ahmet Camisi, Kâbe suretine benzer yapısı, aldı nemse bizim nazlı bu dini. Bu dinin içinde Serdan kızıyım, anamın babamın iki gözüyüm, kafeste besli kınalı kuzuyum, aldı nemse bizim nazlı bu dini. Cephane tutuştu, aklımız şaştı. Selahattin camiler yandı tutuştu. Hep sabi sübyanlar ateşe düştü. Aldı nemse bizim nazlı bu dini. Serhatler içinde bu dindir başı. Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı. Çerkes alemdardır şehitler başı. Aldı nemse bizim nazlı bu dini. Kıble tarafından üç top atıldı. Perşembe günüydü, güneş tutuldu. Cuma günüydü, bu din alındı. Aldı nemse bizim nazlı bu dini. İşte halk edebiyatı bu değil mi ya? İşte Türklerin halk şiiri yok mu ya? Peşte'deki üstadım yanımda olsaydı ne diyecekti acaba? Nasıl efendim, bizim Adakale türküsünü beğendiniz mi? Çok hoşuma gitti dedim. Minnet oldu canıma. Teşekkürler olsun size. Bu türküden başka daha ne bilirsiniz? Bizim adaya çıkarsanız söylerim. Çok düşünmeksizin pılıyı pırtıyı toplayıp hemen vapurdan indim. İskeleye çıktım. İşte benim Peşte'de tasarladığım Türklerin halk edebiyatını toplamak işi şimdi başlıyor diyerek iskelede duran bir sandala bindim ve yelken açarak adaya geldik. Ne olur İstanbul'a gitmezden evvel hiç olmazsa Türkçe konuşmaya da biraz alışmış olurum dedim. O vakitler bahar idi. Bahçede güller yeni açıyordu. Tuna'nın suyu çağıl çağıl çağlıyordu. Benim genç gönlümde ferahlanıyordu. 500 nüfusu olan adaya çıkar çıkmaz kasaba halkı beni karşıladılar ve yakın bir kahveye götürdüler. Kahve ve sigara ikramdan, nereden gelip nereye gittiğimi sorduktan sonra tatlı tatlı konuşmaya başladık. Benim de asıl merakım Adakale Türkleriydi. Onları arayıp sordum. Kalenin öbür ucunda gençlerin kahvesi var. Akşamüstü oraya git. Hem türkü ve hem şarkı var dediler. Gençlerden Fehmi Efendi adında biri vardı. En ziyade onunla anlaştım. Kendisi mektep medrese görmüş, Rusçuk idadisinden henüz çıkmış, okumuş bir gençti. Hele mektepli olduğundan Türkiye mürkiye ehemmiyet vermiyordu. Onlar saçma şeyler, cahillerin eğlencesidir. Senin nene lazım dedi. Meramımı anlatamadığımdan biraz gezdik, konuştuk, gelen geçenleri seyrederek vakit geçirdik. Akşam namazı biter bitmez Fehmi ile birlikte gençlerin kahvesine doğrulduk. Alçak bir kulübe olan bu kahve, viran bir yerde, kalenin en son bucağında bulunuyordu. İçinde gençler oturmuştu. Beyitler söylendi, cümbüş edildi. Fehmi, işte senin iskeledeki kayıkçın, bu din türküsünü söyleyen, onu söylet, onun cırlamasını yaz dedi. Kayıkçı bizi görür görmez başlamasın mı Türkiye? Şu adadan gelip geçtim, acı tatlı suyun içtim. Ben yârimden ayrı düştüm. Aman ada, şirin ada, kal selamet şirin ada. Şu adanın mor gülleri,
ötmez oldu bülbülleri. Tuhaf söylüyor dilleri, aman ada, şirin ada, kal selamet şirin ada. Şu adanın hanımları, şalvar giyer adamları, pek dayıdır oğlanları, aman ada, şirin ada, kal selamet şirin ada. Ben haydi bakalım bir daha dedim, kayıkçı biraz düşündükten sonra gene başladı. Plevne'nin içinde ordu kuruldu. Osman Paşa sol yanından vuruldu. 45 bin askerle esir tutuldu. Tüfenginin ucu gümüşten işli, sırma bıyıklarım çürüdü düştü. Dil bilmez kazaklar başıma üştü. Giderim Balkan tükenmez, arkama bakarım imdat gelmez. Çocuğa aferin sana, aşk olsun dedim. Bahşişin varsa dahası da var dedi. İşte sana bahşiş, haydi bakalım dahasını da söyle. Çocuk gene başladı. Plevne'den toplar atıldı. İslam Bulgar'a katıldı. Haberin olsun Sultan Hamid, Rumeliler satıldı. Çadırımız mavi beyaz, bu sene gelmedi mi yaz? Aman katip haller yaman, beni başka deftere yaz. Karadeniz dalgalandı, orta yeri halkalandı. Kör olası damat paşa, Moskov ile ne laflaştı? Karadeniz akıp gider, etrafını yıkıp gider. Sağ olası Osman Paşa, Bulgarları kırıp gider. Karadeniz akmam dedi, ben Tuna'ya bakmam dedi. 100 bin kazak gelmiş olsa, Osman Paşa korkmam dedi. Makamla söylenmiş bu şiirin hazin, tarihi, acıklı beyitler bize o kadar tesir etti ki gözlerimizden yaşlar akıyordu. Bunlar gibi daha başka türkülerin var mı diye sordum. Çocuk sesini yavaşlatarak, bir daha söylerim ama dikkat et ki başkaları işitmesin dedi. Hele söyle dedim, korkacak ne var? Çocuk gene başladı. Ruslar Tuna'yı atladı, karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolunda 5 bin top patladı. Kanlı Tuna akar gider, etrafını yıkar gider. Adlı şanlı Osman Paşa, boyun eğmiş esir gider. İstanbul'dan gelir kadı, kalmadı dünyanın tadı. Şaşkın oldu zalim kadı, deli oldu deli kadı. Kanlı Tuna akmam diyor, ben düşmandan korkmam diyor. Kılıncını vermeyince Plevne'den çıkmam diyor. Olur mu beyler, olur mu? Yaver Paşa'yı vurur mu? Padişahın zalimleri, bu dünya size kalır mı? Çocuk bu beyitleri söylerken daima etrafına bakınıyordu. Dostlarım da hayli telaş içindeydiler. Bu telaşa sebep ne olduğunu sorunca çocuk yavaş bir sesle, ''Böyle türküler yasaktır, sakın kimseye söyleme, ziyanı dokunursa ben karışmam ha'' dedi. Dostlarımdan biri, ''Bilmiş ol ki Rusçuk Bulgar idaresindedir'' sözünü söyledi. Yasak olduğunu anlamakla beraber beyitlerin yazıldığına çok sevindim. İşte efendiler, bu türkü Türkiye tarihinin yas tutmuş bir yaprağıdır. Kim bilir, eğer ben Macaroğlu kulunuz bu Plevne beyitlerini 43 sene önce işitmemiş ve saklamamış olsaydım, belki şimdiye kadar büsbütün unutulur giderdi. Hamdolsun ki kulağıma erişti, mukaddes bu hediyeyi sizlere veriyorum. Folklor ilmince bu gibi halk beyitlerinin hangi kasabadan, hangi köyden çıktığının da önemi vardır. Ada kale türkülerinin kale içinden çıkmış olduğu zaten aşikardır. Lakin Tuna ile Plevne türkülerinin nereden çıktığı o kadar malum değildir.
öteye beriye sorarak ancak o kadar öğrenebildim ki bu iki ballat gibi türkü Rumeli'nin birçok tarafında şöhret bulmuş. Belki askerlerin yüreğinden kopan kendi kanlarının çiçeğidir. İstanbul'da elbette bilen vardır dedim. Sakın ha, orada bunları bilen kimse yoktur. Bilseler bile bilmemezlikten gelirler dediler. Bu tuhaf sözleri hayrette kalıp, acaba niçin diye sordum. Sen İstanbul'un durumunu bilmiyorsun dediler. İstanbul, bütün Türk milletinin başkenti, bütün dünyanın güzellikte sultanı, milyonlarca Türk'ün meskeni, benim bildiğim bu kadardır dedim. Gerçekten öyle ama orada açık sözler yasak, açık fikirler yasak, duygular hapiste, düşünceler kafestedir. Nasihatimiz olsun ki İstanbul'a varacak olursan bunun gibi milli şeyleri hiç karıştırma, devlet işlerinden söz açma, savaş türkülerini ne sor ne ara. İstanbul'un bu tuhaflığını bu durum üzere epey anladıktan ve Rusçuk'ta iki hafta daha oturduktan sonra bir gün demir yoluna yoksa Şömen Döfer mi diyeyim binip Varna şehrine gittim. İstanbul'un bu tuhaflığını bu durum üzere epey anladıktan ve Rusçuk'ta iki hafta daha oturduktan sonra bir gün demir yoluna yoksa Şömen Döfer mi diyeyim binip Varna şehrine gittim. Karadeniz dalgalandı, dalgaları halkalandı, fikirlerim ve arzularım gitgide ferahlandı. Zaten şimdiye kadar denizi hiç görmemiştim. Daha Tuna vapurunda iken Varnalı bir efendiyle ahbap olmuştum. Bunun evini ziyaret edip kendisiyle şehrin içini dışını dolaşarak yine eski merakımdan halk şiiri meselesinden bahsettim. Bir gün balık bahçelik olan bir yerde deniz kıyısının açık bir kahvesinde oturup kahve bir asma altı, kahve bir kapı dibi sözlerini işiterek keyiflerimize bakıyorduk. Güneşin ışıkları denize vurup gözümün önünde öyle bir resim meydana getirdi ki onu olduğu gibi vasıflandırmaya ne bende ne kalemimde güç var. Varna halkının en çoğu Türk imiş. Sokaklarda bile en çok konuşulan dil Türkçeymiş. Varna'da işittiğim ve defterime yazdığım türkülerin biri şudur. Saray önü sıra sıra söğütler, oturmuş binbaşı asker öğütler, bu kavgada ölen baba yiğitler, Bulgarya bizden asker alacak, alacak da Şıpka'ya yollayacak, arkamızdan analar ağlayacak. Arapoğlu bıçağını yağlasın, yağlasın da Plevne'yi boylasın. Bu kavgada çok analar ağlasın. Oynaşır balıklar deniz dalgalı, bugün Varna'nın başı çok belalı. Bir başkası, al yeşil bayrağı gelin mi sandın? Sefere gideni gelir mi sandın? Trampet sesini davul mu sandın? Eski saraylarda kura çekilir. Kurası çıkanın boynu bükülür. Anası babası yola dökülür. Kışlanın önünde bir uzun servi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Sıla'da bıraktım ben bir saçı telli. Aman padişahım izin ver bize, İzin vermezseniz atın denize, tutalım Moskof'u verelim size. İşte vatanımı terk edeli 5 hafta olur olmaz Rumeli'deki Türk halkının edebiyat kapısını açtım, içeriye girdim. Beyitler bahçesinden çiçekler topladım. Küçücük bu demetim gerçi birkaç çiçekten birkaç yapraktan ibaret ise de hep bu çiçeklerde tabiatın verdiği koku var. Acaba Üstad Van Beri'nin şüphesine karşı Allah'ın halkı hiç edebiyatsız olur mu? İnsanoğlunun tarlası hiç çiçeksiz olur mu? Yok, yok, asla olamaz. İşte Küçük Ada Kalesi Macaristan hükmü altında.
İşte Vidin, Rusçuk, Varna, Bulgaristan hükmü altında yine Türkçe hissediyor, bülbülleri Türkçe ötüyor, figanları yine Türk bağrını deliyor. Nerede kaldı koca Türk memleketi, kendi hükmünde olan Türk halkı ve illa dünya güzeli olan İstanbul? Hiç şüphem kalmadı ki Türk folklorunun öyle renkli bir ovası olacak ki ucağı bucağı yok. Öyle bir saltanatı olacak ki türkü gibi beyitlerden başka cins cins, renk renk, kokulu şiirleri de bol bol çiçekleri de olmasın. Yeryüzündeki bütün yaratılmışların menkıbeleri, halk şiiri olduğu halde Türklerin niye olmasın? Dünyadaki bütün milletlerin fable dedikleri beyitleri olsun da yalnız Osmanlıların mı olmasın? Dünyanın şekil şekil halkının komedi popüleri olduğu halde niçin Ertuğrul torunlarınınki eksik olsun? O sırada Varna vapurunu beklerken, Türk dilini öğrenmeye başlarken, masalların, ninnilerin, bilmecelerin, manilerin, karagöz ve orta oyunlarının olup olmadığını hiç bilmiyordum, haberim bile yoktu. Halbuki Avrupa'daki bütün milletlerin, dünyanın en çok halkının folkloru çoktan toplanmış, yazılmış ve yayınlanmıştı. Kütüphaneler var ki içinde folklora dair eserler, halk edebiyatı dergileri bulunur. Arapların ünlü milli masalı Binbir Gece dedikleri eser, dünyada pek büyük bir ün kazanmıştır. Arap dilinin Türk şiveleri, diyalekleri, Mısır lehçesi, Suriye şivesi, Fas, Marakeş, Trablus, Tunus ağzı her biri ayrı ayrı bir diyalek sayılarak kendilerine ait edebiyatlara hep derlenmiş, toplanmış, yazılmış duruyor. Tatarların bile bu meseleye dair incelemeleri bilinmekte. Kazan Tatarlarının cır denilen halk şiirleri çoktan basılmış. Azerbaycan Türklerinin milli türküleri çoktan yayınlanmış. Sade Osmanlılar mı geri kalsın? Sade onların halk edebiyatı mı meydana çıkmasın? Olamaz efendiler, olamaz. Türküleri bu usul üzere toplarken, mısraları inci taneleri gibi bir bir yazarken en fazla üzüldüğüm şey müzik bilgimin noksanlığı idi. Beyitler söylendiği zaman bir satır ya da bir kelime türkü söyleyenin hatırına gelmeyince hemen şarkı söylemeye başlar, beyitler namesiz ezberlenirse çabuk unutulur. Name üzerine öğrenilirse hatırdan çıkmaz. Eğer müzikolog olmuş olsaydım, güfteden başka bestelerini de karalayacaktım. Gitgide Türk havasının Arap havasından farklı olduğunu da öğrendim. Şarkıların besteleri Arapça, türkülerin besteleri ise Türkçedir. Arap havası Semitik olup, Türk beyitlerinin bestesi de Ural Altayık bestelerine benzediğini hissettim. Çok yazık ki şimdiye kadar bu Türk bestelerini toplayan, notalarını yazan bir kimse bulunmadı. Halbuki Türklerin milli besteleri ancak halk edebiyatı şiirinde bulunuyormuş. Türk musikisini en önce bir Ermeni bestekarın Leplevici Horhur Ağa adlı bir oyunu bildiriyordu. Bu yüzdendir ki Batı milletlerinin konserlerinde Türk bestesi olarak bir program çıkarsa daima Arap havası dinlemiş oluyorduk. Asıl Türk bestesi olarak bizim eski Macar ve Rakoçi tebaasının askerlerinin ağzından çıkan Kurutz beyitleri dedikleri türkülerinde bol bol bulunuyordu. En milli bir müzik aletimizin ismi hala Türk nay diye ün kazanmıştır. Meğer bu Macarlaşmış nayın nameleri ne hazin, ne şirin, ne duygulu ve ne insanı ağlatacak beyitleri varmış. Macar tabiatı zaten ağlarken güler, gülerken ağlar. Bu gülümseyen ağlamamız, bu hazin gülmemiz Türk nayın ebedi bir hatırasıdır. Bilhassa şimdiki Birinci Dünya Savaşı'nın felaketi ve barışın haksızlığı üzerimize çöktükçe Türk nayının etkisi daha acıklı, daha dokunaklı oldu. Lakin bunlar şöyle dursun. Varna'daki günlerimin bir akşamında ortalık karardığı zaman yükte ve pahada hafif eşyamı bohçalayıp "Elveda Rumeli Türkleri, elveda Rumeli türküleri" diyerek
Lloyd Kumpanyası'nın İstanbul'a giden bir güzel vapuruna bindim. Denizden hemen doğmuş ay bir peri yüzüne benziyordu. Gümüş gibi yüz yuvarlak yüzü parıl parıl parlıyordu. Meleklerden aldığı kanatlarının her bir pırlanta tüyü öyle tiril tiril titriyordu ki bakan gözlerim kamaşıyordu. Harekete başlayan koca vapurumuz deniz üstünde çalkalandığı sırada Moskovların kariyeli estikçe bütün ortalık karamsı bir örtü ile kapanıyordu. Gurbet yatağındayken kendimi bir beşikte sandım. Mini mini bir çocuk gibi mahmur mahmur uyukladım ve İstanbul rüyasını sayıkladım. 1 Mayıs sabahıydı. Uyku sersemliğinden silkinerek kameramdan güverteye çıktım. Gözümü fal taşı gibi açıp bir de ne göreyim. Cennet kapısı mı açıldı yoksa hala uykuda mıyım? Bir kendime bir de etrafıma baktım. Yeni doğmuş güneşin altın parıltısı gökyüzünün maviliğini öyle bir parlatıyordu ki bakan gözler kamaşır. İleri baksam dağların arasına gizlenen deniz kadar bir su akıntısı, sağıma baktım dağ kadar tepeler, tepelerin kucaklarında şirin dereler, derelerin yanlarında inci parçası gibi dizilmiş köşkler, saraylar, çeşmeler ki deme gitsin. Sol tarafıma baktım, tıpkı o manzaralar, yine o cennet mekanı olan yerler. Boğaz içinde Allah'ın yarattığı dünyanın en perimsi, en latif kucağında bulunuyorum. Önümde İstanbul hayali, ardımda Karadeniz yeli. Öte tarafımda Rumeli, beri tarafımda Anadolu ve bütün vücudum doğunun yumuşak havasıyla sarsılıyor. Masallar dünyasına, cinlerin, perilerin memleketine, güllerin, bülbüllerin sihirli diyarına düştüm. Hayretimden, sevincimden ayaklarım taş kesildi, iki gözüm şaşkın bakınmaya başladı, gönlümde bir kuşçağız gibi çırpındı. Vapurumuz epeyce ilerleye ilerleye, yükü altında inleye, ıkışlaya, zümrüt anka kuşu gibi kanatlanıyordu. Hayretimden kendimi tutamayıp, ha Rumeli Hisarı, ha Anadolu Hisarı, şurası Bebek, şurası Beylerbeyi, şurası Beşiktaş, şurası Üsküdar diyerek öte taraftaki sahneye bakındım, beri taraftaki sahneye kapıldım. Boğaz içine geçince bir de ne bakayım, karşıma deniz aygırı gibi tuhaf bir şey çıkmaz mı? Meğer bu Kız Kulesi'ymiş. O göğe çıkan minareler, o kubbeli binalar, vapurlar ormanında gezen sürü sürü kayıklar, piyadeler, serasker kapısının kulesi, mezarlıkların servileri unutulur şey mi? Güç hal ile döner başımla vapurdan inip bir sandala binerek insanlar deryasına dalıp İstanbul'un semtinin yolunu tuttum. İlk girdiğim yer at meydanının bir kahvesiydi. Sora sora bulunur Kabe mislince ilk günlerim telaşlı geçti. Münasip bir odacıkta yerleştim ve yeni kazandığım bir iki dost yardımıyla artık rahatıma başladım. Muradımın en önemlisi İstanbul'un ince dilini yahut lehçesini öğrenmekti. Tavsiye mektuplarımın biri Özbekler Tekkesi'nin hürmetli şeyhine Macaristan'ı görmüş olan Şeyh Süleyman Efendi'ye idi. Arası çok geçmeden İstanbul'un uzak bir mahallesindeki tekkeyi aramaya çıktım. Birkaç saat kadar öteye beriye sorduktan sonra tekke kapısı açıldı, şeyhi görmeye izin verildi. Selamlık odasının perdeli kapısı açılır açılmaz gözlerim bir minderli kerevet üzerinde oturan ve elinde tesbih bulunan aksakallı, yumuşak bakışlı bir pire ilişti. Bu, Buharalı Şeyh Süleyman Efendi'ydi. ''Hoş geldin, safa geldin Macaroğlu, Türkçe bilir misin bari?'' dedi. El öpüp el pençe divan durup, ''Elimden geldiği kadar öğrenmeye çalışacağım.'' diye cevap verdim. ''Öyleyse buraya gelişiniz daha hoş, daha safa.'' diyerek yanına oturttu
kahve içirtti ve sohbet etmeye başladık. Niyetimi ve meramımı iyice anlattıktan sonra konuşmalar Türk diline geçti. Şeyh, demek ki Macar ve Türk dilleri arasındaki benzerliği araştırmak istiyorsun. Ben, beli, evet efendim, bundan başka da halk edebiyatını toplayıp yayınlamak istiyorum. Buna dair eserler, dergiler bizde şimdiye kadar yayınlanmamıştır. Ben, dergilerden değil, eserlerden değil, halk ağzından, halkın söyleyişinden öğrenmek isterim. Edebi ilimler sana yaraşmaz mı? Eski ve yeni Türk şairlerinin eserleri işine gelmez mi? Hayır efendim, çünkü onlar edebi dil üzere yazılmış, Arapça ve Farsça kelimelerle karıştırılmıştır. Halbuki Macar ve Türk dilleri arasındaki yakınlığı ispat için bize açık, arı dil lazım. Türkülerin dili gibi, beyitlerin lehçesi gibi. Öyleyse Çağatayca öğren, Özbekçe öğren, Tatarca öğren. Bu lehçelerin dili eskiliğinden başka bir de oldukça temizdir, karışmamıştır. Türk diline daha yakındır. Şüphesiz efendim, Tatar dillerinin bu açıdan önemi bilinmekte. Vanberi'nin derslerinde Çağatayca'ya da devam ettim, Tatarca'ya da. Lakin bu benim İstanbul'a gelişimin en belli başlı sebebi halk edebiyatını toplamaktır. Öyle bir edebiyatın olup olmadığını bilmem. Bunun gibi şeylerden haberim yok. Ama zannıma göre halk bulunan yerde halk edebiyatı da bulunmalı. İnşallah efendim, benim de fikrim budur. Lakin böyle şeyleri arayıp toplamak için yıllar lazım. Olsun, ister 3 yıl, ister 5 yıl. Gençliğim yeter ya. Sonra söz yine Tatarların diline döndü. Ben, Özbeklerin mafas dedikleri uzun beyitler acaba toplanmış mı, yayınlanmış mı? Şeyh, onları yalnız güzel sesle cırlayan var. Ezberden bilenler var. Lakin yayınlayanlar şimdiye dek yok. Ben, bu mafaslar da halk edebiyatı sayılır. Şeyh, şüphesiz. Fakat bunlar hep tarihi şiirler. Geçmiş zamanların şairane tarihçeleri, ünlü Leventlerin, kanlı, şanlı kahramanların hikayeleridir. Acaba Osmanlıların buna benzeyen milli beyitleri var mı? Şeyh sakalını okşayarak, ''Hayır oğlum, yoktur, hem de olamaz. Elbette bilirsiniz ki Osmanlılar ancak 600-700 senelik bir kavimdir. Ecdatları ya Selçuklular ya da Anadolu'da oturmakta olan türlü türlü Türk aşiretleridir. Ben, doğru ama Osmanlıların bu 600-700 yılda yaptıklarını, bütün Balkan Yarımadası'nı, Konstantiniyye'yi, bütün Güney ve Viyana'ya kadar olan memleketleri zapt ettiklerini bilirsiniz. Bunları Türklerden başka bir millet yapabilir miydi? Şey, bununla ne demek istiyorsun? Ben demek isterim ki, bu kadar gazileri, bu kadar kahramanları yetiştirirken, nasıl oldu da bu kahramanların, bu gazilerin atları, şanları, ahalinin ve halkın gönlüne girmedi, milletin ağzında dinlenmedi. Hürmetli Şeyh Efendi gözlerini yumup mahzunca bir tavırla, Osmanlılar ehli İslam'dır, ehli millet değildir. Bizim İstanbul'da çok oturacak olursan sen de anlayacaksın. Sana nasihatim şudur ki milletle kırdısını çok açma, milliyet işlerine hiç de karışma. Ağzını tutmazsan dilini ısırırsın, dedi. Hatırıma Varnalı'nın öğütü geldi. O da tıpkı bunun gibi söylemişti. Neyse diye ağzımı tutup düşünceye vardım. Şeyh, bari benim eserimi bilir misin? Ben, hayır efendim, yayınlandığından haberim var. Fakat Peşte'deki kütüphanelerde bulunmaz. Bu cevabım üzerine Şeyh Efendi kalkıp kitabını gösterdi. Adı Lugati Çağatay ve Türkiye Osmani. Eser Şeyh Süleyman Efendi, Buhari, İstanbul 1298.
Kitabı açıp dinle bakalım. Kitabımın ön sözünde şunları yazdım. Görüşüp peşte sarı gittik biz. Mıngılak adamlı yer eğittik biz. Görü ben bizleri Bulgaç hayran, Macar Osmanlı deyin ittifigan. Her kim Osmanlı deyin fıçkırışar, Türk deyip gitti küçük haykırışar. Macaristan'ı tamamen gördüm, Gül Baba türbesine yüz sürdüm. Şark elsinesinin talibi köp, Çağatay türküsünün ragıbı köp. Asya'dan gelmişimi angladılar, Çağatay bildiğimi dinglediler. Köp kep urmağa talaşlaştılar, bol lügat üzere kengeçleştiler. Anık için manga rağbet geldi, bir lügat bitmeye gayret geldi. Anlaşıldı ki sözlük kitabını yazmaya ve yayınlamaya Macaristan'daki ziyareti sebep olmuş. İşte bu rivayete karşılık 30 yıl geçtikten sonra Şeyh Efendi'nin bu eserini ben de Almanca'ya ve Türkçe'ye tercüme ettim ve Macar Akademisi tarafından yayınlandı. Şeyh Efendi'nin eserini hediye aldıktan ve daha çok görüşelim falan dedikten sonra tekkeden çıktım. Galata Köprüsü üzerinde o vakit sıra sıra kahveler, kıraathaneler vardı. Bunların birisinde yer bulup bir Haliç suyuna, bir de Boğaziçi taraflarına bakarak saatlerce hem düşünüp taşındım hem de İstanbul manzarasının güzelliğine tapındım. Ah o geçmiş zamanlar, hülyalı vakitler! Dostlar kazanmak ve bilginlerle daha fazla görüşmek için Galatasaray Mektebi'nin bazı derslerine devam edebilmek için o zaman Marif Nazırı olan Münif Paşa'ya başvurdum. Birkaç gün içinde izin aldım. Yine öğrenci oldum, yine derslere çalışmaya başladım. Öğretmenlerden en çok Muallim Naci Efendi'nin edebiyat, Abdurrahman Bey'in tarih, Zihni Efendi'nin Arabi, Feyzi Efendi'nin Farisilerine devam ediyordum. Okuduğum kitaplar da gitgide artıyordu. En fazla lezzeti meşhur Namık Kemal Bey'in edebi eserlerinde buldum. Şiirleri gerçi edebiyat dili üzere yazılmışsa da fikirlerinin derinliği, ibarelerinin nezaketi, cümlelerinin inceliği şimdiye kadar bütün okuduklarımı gölgede bıraktı. Bir tavsiye mektubum daha vardı. O da Ahmet Vefik Paşa adına. Adı geçen Lehçe-i Osmani'nin sayın yazarıdır. Paşa'nın kim olduğunu, o eserlerinin tercümelerinin şöhretini zaten önceden öğrenmiştim. Bir gün erkenden kalkıp Boğaziçi'nin bir dilenci vapuruna binerek Paşa'nın oturduğu Rumeli Hisarı'na gittim. Dilenci vapuru o devir İstanbul halkınca köprüden kalkıp mesela Beykoz'a ya da Sarıyer'e kadar hemen her iskeleye uğrayan şirket-i hayriye vapurlarına denirdi. Çok yaygın bir deyim olup halen söylenmektedir. Paşa'nın köşkü tepedeymiş. İsmi köşk ama saraya benzer bir bina idi. Oraya giderek Vamberi'nin mektubu vasıtasıyla Paşa'nın huzuruna çıktım. Geniş kütüphanesinde Avrupa tipi bir koltuk sandalyede oturup beni öyle sevimli bir surette kabul etti ki adeta mahcup kaldım. Paşa'nın davranışı şahane, bakışı merdane, yüzündeki zekavet, sözündeki keramet bana öyle tesir etti ki 43 yıl geçtikten sonra hayali hala gözümün önünden gitmez. Niyetimi, ziyaretimin sebebini anlatırken nazik bir şekilde ''Demek ki Avrupa şarkiyatçılarının sırasında yer bulmak niyetindesin. Aferin sana, aferin.'' dedi. Ben o muradıma ermeden önce Türkçe öğrenmeliyim. Folklor dedikleri edebiyatın türlü türlü izlerini arayıp bulmalıyım. Paşa, çok arayacak olursan, zahmetlerden çekinmezsen elbette nail olursun. Acaba şimdiye kadar bu yolda tecrübelerin var mı? Paşa'nın bu sorusu üzerine Rumeli'de toplamış olduğum türküleri mendilimden çıkarıp birer birer okudum. Bu halk şiirleri Sayın Bilgin'in çok hoşuna gitti. ''Ha'' dedi, ''benim de fikir aldığım parçalar bunlardır.
yolun doğrusunu artık buldun. Bu yoldan hiç sapma. Bana çok minnet veren bu sözlerinden sevinerek, lehçenizde avam lügatleri yani halk dilindeki sözlere bol bol bulunuyor deyince paşa, vay benim lehçemi gördün mü diye sordu. Ben yalnız görmek değil hatta okudum bile. Hemen iskemlesinden kalkıp lehçesinin güzel ciltlenmiş bir nüshasını aldı ve bana hediye etti. Paşa lehçemde bulunmayan avam lügatlerine yani halk dilindeki sözlere rast gelip yazarsan kitabımı tamamlamış olursun. Ben memnunlukla diyerek kendilerine teşekkür ettim. Paşa, bari İstanbul'da sana lazım olan şiir parçaları bulabildin mi? Ben daha henüz işe başlamadım. Daha o kadar yakınlığım yok. Paşa biraz düşündükten sonra, öyleyse buranın birinci beytini benim evimde bulacaksın diye bahçesine inmemizi teklif etti. Odasından çıkıp merdivenden inerek buyurun dedi. Önümüzde bir kapı açıldı, geçtim. Baktım ki güzel bir bahçe. Güllük gülistanlık, güzel güzel ağaçlar, şarıl şarıl sular akıyor. Her yanda kuşlar, bülbüller şakıyor. Bakanın gözleri kamaşıyordu. Ellerini birbirine vurarak, Menekşe diye seslendi. Lebbeyk yani buyurunuz efendim diyen bir kadın sesi işitildi. Paşa, bir cariyem var. Sana güzel bir türkü, Türkmen kızının türküsünü söyleyecek. Kahve ve şerbet ikramından sonra cariye yanımıza geldi. Paşa, haydi bakalım bizim misafir efendiye Türkmen kızını söyle dedi. Kız yüzünü gözünü örterek titrek bir sesle şu türküyü söyledi. Ben babamın evin yıktım, tavladan dorusun çektim, 100.000 altın alıp çıktım, bin gidelim beyin oğlan. Türkmen kızı, Türkmen kızı, sabahın seher yıldızı, git gidemem Türkmen kızı. Kır atımın nalı yoktur, arkasında çulu yoktur, bir gecelik yemi yoktur, git gidemem Türkmen kızı. Beyim oğlan, paşam oğlan, kolum yastık, saçım yorgan, bin gidelim beyim oğlan. Bileziğim nal edeyim, feracemi çul edeyim, incilerim yem edeyim, bin gidelim beyim oğlan. Öküzümü çifte koştum, tohumumu yere saçtım, ben bir helal yere düştüm, git gidemem Türkmen kızı. Öküzünü kurtlar yesin, tohumunu kuşlar yesin, helal ekmek haram olsun, ben istemem şimden geri. Türkü söylenmesi biter bitmez, efendim bu öyle adi türkülerden değil, adeta bir ballada benziyor. Bunun gibi beyitler Batı edebiyatında bile az bulunur dedim. Paşa, ben de bilmiyorum başkasını. İşittiğim yalnız bu bir tanedir. Dediğim ballatlar zaten facia olduktan başka karşılıklı konuşmaları da vardır. Paşa Hazretleri ile türkü gibi beyitler üzerine uzunca bir konuşma açıldı. Paşa, Batı avame edebiyatının en çoğundan benim de haberim var ve bunlara dair bazı eserler de kütüphanemde mevcut diyerek bir takım dergiler gösterdi. Ben öyleyse İslam milletlerinin çoğunda niçin bunun gibi eserler yok? Paşa, bunun birçok sebepleri vardır. En başlıcası bizim Osmanlı dilinin milli bir dil olmaması, eski şairlerle bilginlerimizin ya Farisi veya Arabi edebiyatının tesiri altında dilimizi onların diline uydurmaya çalışmalarıdır. Şarkı, gazel ve bunun gibi şiirlerimiz en fazla Arap ile Acem şairlerinin taklidi, gitgide öyle bir Osmanlı dili meydana gelmiş ki söylenilen dilden gittikçe ayrılmış. Ben halbuki Türk dilinizin tabii güzelliği ve zenginliği var. Paşa, şüphe mi var? Bir de bunu ispat için işte benim Atalar Sözü dedikleri kitabım. İşte benim Molière Oyunların tercümesi ve daha bunun gibi birkaç eser. Ben öyle olduktan sonra Türk müellifleri niçin bu yolu tecrübe etmeye kalkışmıyorlar? Paşa,
kalkışanlar var. İşte Kemal Bey'in tiyatro oyunlarından Gülnihal, Zavallı Çocuk, Vatan, romanlarından Cezme, Ali Bey'in Sergüzeşti. İşte Ahmet Mithat Efendi'nin güzel milli romanları. Bunlar hep sade Türkçedir. Halk tarafından da anlaşılan bir dil ile yazılı. Ben öyleyse niçin devam etmiyorlar, gazeteler niçin halk tarafından anlaşılamayan bir dil ile yazılıyor? Paşa, hakkınız var ama işte. Paşa sözünü keserek ümitsiz bir gülümseme ile, ha şimdi hatırıma geldi, sorulu ve cevaplı bir türkü daha istersen elimizin altındadır, dedi. Yine cariyeyi çağırıp şu türküyü söyletti. Kızım kızım kınalı kızım, seni bir sarraf istiyor vereyim ona. Ana ben varmam ona, sarrafın altını çoktur saydırır bana. Kızım kızım kınalı kızım, seni bir bakkal istiyor vereyim ona. Ana ben varmam ona, bakkalın yemişi çoktur yedirir bana. Kızım kızım kınalı kızım, seni bir kasap istiyor vereyim ona. Ana ben varmam ona, kasabın etleri çoktur kıydırır bana. Kızım kızım kınalı kızım, seni bir hallaç istiyor vereyim ona. Ana ben varmam ona, hallacın pamuğu çoktur attırır bana. Kızım kızım kınalı kızım, seni bir terzi istiyor vereyim ona. Ana ben varmam ona, terzinin dikişi çoktur diktirir bana. Kızım kızım kınalı kızım, seni bir sarhoş istiyor vereyim ona. Ana ben varırım ona, sarhoşun işi yoktur yaptırmaz bana. Cariye, bunun eşi de var, ruhsatınız olursa onu da söyleyeyim, dedi. Paşa, söyle bakalım. Kızım sana hotoz alam. Yok babacığım, yok yok. Kızım sana potin alam. Yok babacığım, yok yok. Kızım seni kocaya virem. Can babacığım, can can. Kızım sana çorap alam. Yok babacığım, yok yok. Kızım sana saat alam. Yok babacığım, yok yok. Kızım seni ere virem. Can babacığım, can can. Kızım sana yüzük alam. Yok babacığım, yok yok. Kızım sana küpe alam. Yok babacığım, yok yok. Kızım seni katibe virem. Can babacığım, can, can. Kızım sana bilezik alam. Yok babacığım, yok, yok. Kızım sana inci alam. Yok babacığım, yok, yok. Kızım seni güzele virem. İlla bu pek can, can. İnce saz sesi gibi söylenilen bu ahenkli beyitler çok hoşumuza gitti. Halk gönlünün bu cins şakalı oynayışları insanın ruhunu eğlendirir ve bir eğlence bahçesini seyrettirir. Şarkıları başka usulde olduğu için paşa birer birer anlattı. Arap tarzı yerine Türkçe beyitlerin parmak hesabı, vezne benanı var. Bu hesabın şekil şekil kaideleri var. Nitekim şarkılar, ondan başka kasideler, mısralar, rubailer, hasılı bütün edebi manzumeler ya üslubu âli ya üslubu müzeyyen tarzı üzere yazılıyor. Halbuki halk ağzından çıkma türkü, mani, ninni gibi şiirler ancak bir üslub, bir üslubu sade bilir. Edebi beyitler mef'ulü, mefailün, fa'ülün ve bunun gibi daha birçok vezinler üzere yazıldığı halde halk şiiri vezni parmak hesabıdır. Tıpkı Macar halk edebiyatı gibi. Ritim denilen bu tarzda Türklerin ilmi edebiyatı şimdiye kadar çok önem vermedi. Bu Türk dilinin ahengi kendine mahsus milli bir özelliktir. Bu gibi tarzlar birkaç türlü olur. Mesela her mısranın
Vezni 4-4. Feracemi giyemedim, kataneye gidemedim, ben yarimi göremedim. Bir diğer örnek, çaya vardım çay geçilmez, suya baktım su içilmez, nazlı yardan vazgeçilmez. 4-3'e örnek, bahçelerde rezene, meyil verdim güzele, billah kâm ederim yarım ile gezene. Diğeri, alim orak biçiyor, suyu nereden içiyor, ikindinin güneşi mor fesinden geçiyor. En çoğu 4-4-3'tür. Mesela, uzun olur efelerin bıçağı, 500 dirhem Tarabulus kuşağı, çapkın olur sentimizin uşağı. Diğeri, indim yarın bahçesine yol sandım, el uzattım goncesine gül sandım, el kızın ben kendime yar sandım. Çoğu da 4-4-5-13'tür. Mesela, manastıra gider iken aldı bir yağmur, henüz uykudan uyanmış gözleri mahmur. 4-4-4-3 15 olanlara örnek, ey gaziler yol göründü yine garip serime, dağlar taşlar dayanamaz benim ahu zarime, kal selamet kömür gözlüm bir yana sen bir de ben. 6-5-11 olana örnek, İzmir'in yolunda urdular beni, alkanlar içinde koydular beni, yarın çevresine sardılar beni. Diğeri, yan yanın içinde kanlı çay akar, açmış pencereyi seyre bakar, her kime bakarsa yürekler yakar. Beyitler çokça 3 ya da 4 satırlı olur. Beyitlerin sonunda nakarat yani bağırma vardır ki bu da 1 ya da 2 satırdan ibarettir. Kafiyelere gelince halk beyitlerindeki kafiye 2 türlü olur. Birincisi satır sonundaki kelime kafiyesi, ikincisi satır başındaki kelimenin harf kafiyesi. Birinci tür kafiyeler 3 satırlı beyitlerde A-A-A şeklinde olur. Örnek, ben ağlayım gündüz gece, acep yârim halin nice, koyanayım kül olunca. 4 satırlık şekillere örnek, yürü yeşilim yürü, eşinden kalma geri, zehir olsa içerdim memenden akan teri. Başkası, kalmadı sabrım kararım, ağlayım her gün, yarın hakkın divanında söyleyeyim bir gün. Satır başındaki harf kafiyesine gelince, bunlara batı dillerinde alliterasyon derler ve eski şiirlerde çok bulunur. Türk dilinde beyitlerden başka atasözlerinde de vardır. Örnek, besmele ile başlayalım, haşlamayı haşlayalım, bu işe ne işleyelim? Diğeri, mor menekşe morluğuna, bir diğeri, ekinciler ekin eker, diğeri, sen dedene danıştın mı, bakkallarla barıştın mı? Diğeri, selam verdik sağa sola. Paşa bugün cumadır diye nazarı dikkatimi Göksu Deresi'ne ve oradaki halk eğlencelerine yöneltti ve yemek ikramından sonra bir kayık kiralatıp ev komşuları olan bir efendinin mektepli çocuğu ile birlikte kayığa binerek gitmemizi söyledi ve bir iki hafta sonra gene gel, topladığın manileri görelim dedi. Vedalaştık ve kayığa binerek Göksu Deresi'ne gittik. Güneşin ışıkları bütün etrafı tutmuştu. Bindiğimiz kayık öyle bir koşuş koştu ki ardından kurşun atsalar yetişemezdi. Kayıklar gitgide çoğaldı. Kiminde çarşaflı, entarili, yaşmaklı, örtülü hanımlar, kiminde şık bey denilen gençler oturup bazen yan yana giderek, bazen de birbirlerinin peşine düşerek birçok dereden, tepeden sözler söylüyorlar ve ara sıra da nameler işitiliyordu. Yanımdaki mektepliye bunlar ne türküsü söylüyorlar diye sordum. İşte mani atarlar. Mani atmak ne demektir? İşte kayıklarda oturan gençler yanlarından geçen kızcağızlara beyitler söylerler. Belki bize de düşer diye kulak kabartmaya başladım.
arkadaşım olan mektepliye beyitlere olan düşkünlüğümü zaten önce de söylemiştim. Bir an geçer geçmez, dinle dedi, birisi başladı hele, dinlemeye koyuldum. Aya bak, yıldıza bak, damda duran kıza bak, ay benim, yıldız benim, damda duran kız benim. Yakınlarımızda olan kayığın bir beyi, şu gelen kimin kızı, feracesi kırmızı, şakağında gül açmış, sandım seher yıldızı. Buna karşılık olarak bir kız sesi işitildi. Ay aydındır varamam, bir demet gül olamam, ay buluta girerse bağlasalar duramam. Cevap olarak bir bay, çayır ince biçilmez, su bulanık içilmez, bana derler yardan geç, yer tatlıdır geçilmez. Bu mani de biter bitmez bir başkasına başlandı. Bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur, ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Bu beyti söylerken nasılsa mendili denize düştü, hemen bir kız şu beyti söyledi. Yemenimin yeşili, şimdi buldum eşimi, yemenim sende dursun, sil gözünün yaşını. Maniler böylece atılmakta dursun, arkadaşım olan mektepliye, söylenen bu beyitlerin hepsi de kısa mıdır diye sorunca o, mani beyitleri hep 4 satırdan ibarettir, ne az ne de fazla olur dedi. Maniler bu arada aralıksız söylendi, defterime de yazıldı. Dereye yaklaşınca gelen geçen kayıklar, sandallar, iki çifteler öyle bir çoğaldı ki, içlerinde oturanlar ya yan yana ya da karşı karşıya geldi. Efendiler, o vakit benim de gençliğim vardı, kusura bakmayınız. Birkaç kürek çekildikten sonra bir de ne göreyim, önümde çayırlı çimenli bir cennet deresi açıldı. Kayıkçılar varda, sandalcılar destur, kahveciler şekerli sade, şerbetçiler menekşeli var, güllü var, çiçekli var, simitçiler taze simit, helvacılar âlâ kokulu diye bağırıyorlardı. Öyle bir bağırış, öyle bir çığırış ki başım bir dönme dolap haline geldi. Gezip dolaşmanın önü yok, sonu yok. Gah dikildik, gah dinlendik ve eğlencelerimiz her ne kadar bol ise de en fazla gene beyitlerden, aşkın pençesine yakalanmış zavallıların feryatlarından hoşlanarak hem rahatımıza baktık hem de yazdık. Gördüklerim, gezdiklerim, hissettiklerim bir rüya gibiymiş. Bugünkü günümüzü yine gün edip 2 gün sonra, yani pazar günü Kağıthane Deresi'nde gezindim. Yine o kalabalıklı yerler, yine o eğlenceli gezintiler. Lakin her ne kadar güzel ise de yine Göksu Deresi gibi değildi. Beyoğlu taraflarından birazcık da alafrangalık yerlere esti. Haliç suyu kayıklarından başka bir de Beyoğlu'nun süslü arabaları varmış. Paytonlar içinde mastika sarhoşları görüldü, beyitler yerine Frank usulü kantolar işitildi. Pakize Türk kızları yerine çingene çengileri, hokkabazlar maskaralığı. Alafranga malları satan ayak satıcılarının bazısı, boya verelim, allı verelim, morlu verelim, kırmızı verelim, açık verelim, koyu verelim. Hafif bir sesle utanmazcasına, açıksa koyu verelim, en âlâ boyalar verelim diyor ve bazıları da ne alırsan 20'şer paraya, her tarafı 20'şer paraya, makaslarım, taraklarım, aynalarım 20'şer paraya, çakılarım, fincanlarım, kalemlerim 20'şer paraya, sabunlarım, düdüklerim 20'şer paraya diye öyle bir haykırıyorlardı ki bu eğlence yeri adeta deliler çarşısına benziyordu. Hemen bir kayığa binip meşhur olan Fener Gazinosu'nun önüne çıktım. İnsan dolusu kahvede ince saz takımı, Rumların pepeleme gürültüsü, söyleyişleri, yanlış Ermeni hanendeleri yine işime gelmedi, yine bir şeye yaramadı. Şehzade başındaki sakin kahveler, direkler arasındaki kıraathaneler, benim beğendiğim rahat yerler ancak siz imişsiniz. Onlarda ne gürültü var, ne de sohbetlerinde yanlış cümleler ve söyleyişler var. Sözleri düzgün, sohbeti tatlı. Biri söylerse öbürü dinler.
ne kavga sesi ne de azgınca lakırdılar. Şark havası her yerde, şark tabiatı her köşede. Akşam oldu ikindi, mumlar şamdanlara dikildi. Şerefeye çıkmış müezzinler kıble tarafına dönüp ellerini yüzlerini örtüp ince ince ezan okumaya başladılar. Yoktur tapacak, çalaptır ancak. Ramazan geldi dayandı, camiler nura boyandı. Top atıldı, kandil yandı, kalbimiz ona inandı. Bu beyti söyleyen Ramazan bekçisiydi. Çok beklediğim bu bayram gününü saygıyla selamladıkta hatırıma Ahmet Vefik Paşa'nın sözleri geldi. Paşa, halk edebiyatının en çok mahsulünü Ramazan ayında bulacaksın demişti. Gündüzlerin orucu bitti mi, iftar sofrası kuruldu mu, el alem ya küçük olsun ya büyük, ya zengin takımı veya fukara kendi keyfine bakarmış. Adeta bir eğlence sergisi açılıyor gibi. O süslenmiş kahvelerdeki cümbüş, o sokaklardaki telaşlı yürüyüş. O minarelerdeki rengarenk, nura nur mahya, o cami avlularındaki sergi, o söylenilen çok şarkı. Bunlara birer birer anlatacak olursak uzunca destanlar çıkar. En kalabalık yerler, kandilleri şek veren camilerin civarıydı. Harfleri nur olan kandil levhaları yüz binlerce müminlere, yumurtanın beyazına, kalkın hakkın niyazına, iki gözüm komşularım, gidin bayram namazına diye vaaz ediyor ve hem ciddi hem şaka sözler uçuşup geziyordu. Dostlarımdan birinin devlet hanelerinde yani evlerinde iftara davet olundum. O şimdiye kadar hiç tatmadığım âlâdan âlâ yemeklerde o kadar lezzet buldum ki bazılarına yalnız imam değil ben bile bayıldım. İftardan sonra dostlarımın birkaçıyla Aksaray civarını gezerken önümüze hayal meyal bir kahve çıktı. Kahvenin dışarısında bir resim, Karagözle Hacivat'ın resimleri asılıydı. Tamam işte, çoktan beri aradığımı şimdi buldum diye sevindim. Karagöz zaten Avrupa bilim dünyasında bilhassa etnograflarca bilinmeyen bir şey değil. Batının birçok milletlerinde halk oyunlarının Karagöz'e benzeyen bir türü bulunduğu uzun yıllardan beri bilinir. İtalyanlarda Pulcinello, Fransızlarda Polichinel, Almanlarda Hanswurst, Batı oyunlarının en değerli parçalarından sayılır. Fransızların ünü dünyanın her tarafına yayılan Molière'i yazdığı komedilerin çoğunu Karagöz gibi halk oyunlarından alıp Fransız edebiyat tarihinde klasik sınıfına geçirdi. İtalyanların Commedia dell'arte adlı oyunları hep İtalyan halkının düşüncelerini, adetlerini kapsar. Bunların hepsi kukla oyunlarıydı. Tahta parçalarından kesilmiş ve rengarenk elbiseler giyinmiş çocuk kuklaları gibi. Karagöz'e gelince bu tür oyunların ancak adı sirayet etmiş. Lakin oyunların ne tarzda oldukları, nasıl oynatıldıkları ve esasının ne idiği hala bilinmiyordu. Sade o kadar anlaşıldı ki Türklerin Karagöz dediği oyunlar eski Çinlilerden gelme bir türlü gölge oyunu imiş. Sanki oyuncuların gölgelerini duvara aksettirip oynatıyorlarmış gibi. Çinlilerden başka Java halkının da kukla oyunları var. Bunlar Batılıların kuklaları gibi değil, kağıt tasvirleridirler ve hem Karagöz tasvirlerine çok benzerler. Türk edebiyatı tarihinde Karagöz oyunlarına dair konular yok. Bazı eski Türk eserleri Evliya Çelebi gibi Karagözle Hacivat'ın adını belirtip fazla bilgi vermeksizin yalnız bu oyunun gerçek olarak var olduğunu yazıyorlar. Gerek önceleri gerek sonraları buna pek rağbet gösterilmiyordu. Hele terbiye görmüş ve okumuş adamlar halkın Ramazan maskarası diye buna hakaret gözü ile bakıyorlardı. Raviyan-ı Ahbar'a göre eski zaman padişahları can sıkıntılarını gidermek için sefere gittikleri vakit
beraberlerinde karagözcüler götürürlermiş. Karagöz ustalarının en ünlüleri bazı tarih kitaplarında yazılıdır. Bu oyunlar en çok halk arasında yayılmıştır. Düğün, sünnet düğünleri, bayramlar ve bilhassa Ramazan, Ramazan bayramı ve cuma geceleri dolayısıyla Türkiye'nin pek çok şehirlerinde karagöz oynatılırdı. Gitgide halkın en makbule geçen eğlencesi ve İstanbul gibi şehirlerde tiyatro yerine geçti. İşte bundan dolayıdır ki İstanbul'a geldiğimin ilk Ramazan ayında karagöz oyunlarının ne olduğunu anlamak istedim. Oyun sahnesi kahvenin sağ tarafındaki bir köşedeydi. Dostlarımla kahveye girmeden önce kendilerine kağıt verip oynatılan oyunu kurşun kalemiyle yazmalarını rica ettim. Birinin dikkatini söylenen beyitlere, birininkini Karagöz'le Hacivat'ın aralarındaki karşılıklı konuşmaya, birininkini de resimlerin ve sahnenin şekline yönelttim. Kahveden içeriye girdik ve Karagöz ustası yazacağımızı hissetmesin diye birer birer halk arasına girip sokulduk. Sahneyi tabii benden âlâ bilirsiniz. Bundan ötürü tanıtmaya gerek görmedim. Yerlerimize otururken birdenbire ''Of, hay, hak, yetişin!'' diye Hacivat perdeye çıkıp şu perde gazelini okudu. ''Kurulur bir sahayı ummana seyran perdesi, çok safa icra olur cünbüşü handan perdesi, bir kıssayı dasitandır eş'ar-ı nazmım benim, kimlere şayeste bu kimlere nihan perdesi. Zahirde bir kez temaşa eyleyip sen ibret al, gör ne suret gösterir ayine-i devran perdesi. Evvela resmeyledim resmi zilal, perde kurdum şem'a yaktım gösterem zilli hayal. Şeyh küşteridir pirimiz talim etmiş, bilsin diye ehli hal. Gazel biter bitmez, yar bana bir eğlenceli yar, yar bana eğlenceli bir yar der ve Karagöz aşağıya atlar. Hacivat ile dövüşe başlar, Hacivat kaçar. Oyuna dikkatle baktım ve öğrendim. Hem de arkadaşlarımın yardımıyla gitgide yazabildim. Çok şükürler olsun bizim Irgan'a. Bu geceden itibaren Karagöz oyunlarının en sadık seyircisi ve misafiri ben oldum. Karagöz'ü görmediğim akşamlar haram olsun bana diye her günkü iftar davetleri biter bitmez hemen kahve köşelerine yerleştirilmiş sahne önüne geçer ve perde kurulduğunu, şem'a yakıldığını, zilli hayal yani hayal gölgesi gösterildiğini açgözlülükle seyretmekten geri kalmazdım. Karagöz oyunlarını iyice seyrettikten ve birkaçını da topladıktan sonra artık edebiyatça olan değerini de anlamaya çalıştım. Batı Doğu bilimcilerinin bilgisi olsun diye birkaçını içine alan bir cilt, Peşte yani Macar Akademisi tarafından ve birkaçı da Almanca tercümesiyle birlikte Rusya Bilimler Akademisi tarafından yayınlanmıştır. Karagöz oyunlarına gelince, bunlar çoğunlukla iki kısımdan ibarettir. Birisi eğlenceli konuşmalar, öteki de asıl oyundur. Konuşmaların örneğini göstermek için işte Karagöz ile Hacivat arasındaki bir konuşmayı buraya yazıyorum. Hacivat, akşam şerifler hayır olsun efendim. Karagöz, hoş geldiniz, safa geldiniz. Keyifler inşallah iyidir. Çok şükür efendim. Hacivat, aman efendim, başıma bir fes almıştım da gelirken yorgunluk almak üzere Karagöz'üme uğrayayım demiştim. Karagöz, ne yapayım fes aldınsa? Ulan öyle mi derler, ya nasıl derler? Hacivat, ulan güle güle başında paralansın demek yok mu? Karagöz, güle güle başında paralansın. Hacivat, ha aferin işte böyle demeli ya. Derken efendim onun üzerine evde odun bitmiş biraz al dediler. Odun kapısına gidip 5-10 çeki odun aldım. Karagöz, güle güle başında paralansın. Hacivat, ulan sus bu fes değil odun aldım odun.
dedika başında paralansın. Ulan öyle demezler, ne bileyim ben, sen öyle öğrettin. Hacıvat, o fese göreydi. Karagöz, ey şimdi ne diyeyim? Hacıvat, güle güle yak, otur da külüne bak demeli. Karagöz, anladık efendim, anladık. Hacıvat derken efendim, geçen günkü yağmurda malum ya evin kiremitleri falan kırılmış. Kulun yağmur evin içine akmış. Bari bir iki dürger çağırayım da yıkık yerlerini yaptırayım dedim. Evi güzelce tamir ettirdim. Karagöz, güle güle yak, otur da külüne bak. Hacıvat, bu evi yeni yaptırdım, öyle denmez. Karagöz, ya nasıl derler? Hacıvat, oh oh maşallah, pek memnun oldum, güle güle oturunuz. İçinde hiç eksik olmayınız demek gerekmez mi? Karagöz, olur efendim, olur. Hacıvat, sonra birader, alacaklının biri, Hacıvat zenginmiş, ev yaptırıyor deyip para almaya gelir. Benim de param bitmiş olduğundan, alacaklı ile boğaz boğaza kavga ederiz. Sonra dava edip bizi hapse atarlar. Karagöz, oh oh maşallah, pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinde hiç eksik olmayınız. Hacıvat, aman birader, hapisteyim hapiste. Karagöz, oh oh maşallah. Hacıvat, öyle demezler. Karagöz, ya nasıl derler, ne bileyim ben, sen öğrettin. Hacıvat, ben öğrettiysem ev için öğrettim. Buna da mı öyle derler? Karagöz, ne derler bakayım? Hacıvat, inşallah efendim, yakında biri sebep olur da çıkarır. Siz merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar. Karagöz, inşallah efendim. Hacıvat, sonra Karagöz, biz bununla iyice uğraşırız. Neyse bizi hapisten çıkarırlar. Ben o sevinçle koşa koşa eve gelirken, fırıncının biri ekmek çıkarıyormuş. Acele ile küreğin sapı bir gözüme dokunup, gözümün biri çıkmaz mı? Karagöz, inşallah efendim, yakında biri sebep olur da çıkarır. Siz merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar. Hacıvat, ulan gözüm çıktı. Karagöz, inşallah efendim. Hacıvat, inşallah şifa bulursunuz. Yakında hiç görmemişe dönersiniz demek yok mu? Karagöz, inşallah şifa bulursunuz. Bunun gibi karşılıklı konuşmalar oyunların girişi olup, oyunun esasına göre ya eğlenceli bir tarzda ya da soytarılık ve maskaralık yolundaydı. Asıl oyun konuşmadan sonra başlar. Bu oyunların her biri halkın komedisi sayılarak halk arasındaki türlü türlü adetleri, şiveleri, aralarında yaşayan adamların fikirlerini, düşünüşlerini birer birer gösterir. Türklerin tiyatro edebiyatı zaten yoktu. Yerinde ayine-i devranın ne suret gösterdiğini yalnız Karagöz ile orta oyunu gösterirdi. Asıl tiyatro oyunları Batı tiyatrosunun tesiri altında teşekkül edip, yeni Türk edebiyatında bir yer bulmuştur. Üzülünecek ancak odur ki, Türklerin ilk tiyatro yazarları Karagöz'le orta oyunu dikkate almayıp, büsbütün alafranga yani Batı tiyatro eserleri yayınlamaya çalışıyorlar. Yalnız merhum Şinasi Efendi, Bir Şair Evlenmesi adlı bir komedisinde milli bir oyunun nasıl olacağını büyük bir bilgiyle gösterdi. Tiyatro oyunlarında umumiyetle kibar adamlar, asilzadeler, hükümdarlar sahneye çıkardı. Yani oyuncular bu kişileri temsil ederlerdi. Halbuki Şinasi Efendi'nin piyesinde halkın türlü tiplerinin meydana çıktığını görüyoruz. Şinasi'nin bu piyesinde halkın dili söylendi, halk deyimleri işitildi, halk adetleri görüldü. Ya İstanbul, ya Harput, ya da Kapı Kulu şivesi üzere. Türklerin tiyatro edebiyatı tarihi işte Şinasi ile başlar. Şinasi'den başka Ahmet Vefik Paşa'nın Bursa valisi iken Türk tiyatrosu kurulması hakkında yaptığı teşebbüsler bilinmekte. Kendisinin Molière çevirileri Osmanlı edebiyatı tarihinin en birincilerinden sayılır. O sadece tercüme etmiş değil, piyesleri öyle bir Türkçeleştirmiş ki Molière'in köylü bir Fransızı Anadolu'nun bir Türküne dönmüş ve Fransa halkının türlü adetleri
hemen hemen Türk tavırlarına adapte edilmişti. Asıl Türk tiyatrolarını yazan Namık Kemal Bey'dir. Çok yazık ki o zamanlar milliyet duygusu daha gereği gibi uyanmamış ve uyanmasına da karşı konulmuştu. Kemal Bey'den sonra Türk sahnesinin en parlak üstadı Abdülhak Hamit Bey'di. Oyunlarının bazısı tercüme edilecek olursa Batı sahneleri piyeslerinden aşağı kalmaz. Sonraki yazarların en çoğu Fransız tesirine kapılmış ve piyeslerinde onların gevezeliklerini taklit etmiştir. Bu olayı burada keselim ve gelelim bizim Karagöz'e. Dil bilimine göre bu tür oyunların önemi pek yoktur. En başlıcası İstanbul halkının şivelerini, türlü lehçelerini, İstanbul'da kullanılan iki türlü dili yani halk ve yazı dillerini bir göstermesidir. Karagöz'ün bilinen kaba kelimeleri, bazı lastikli sözleri yanında Hacivat'ın ince dilli seçilmiş sözleri dikkat nazarına çarpıyor. Bundan başka da İstanbul dilini bilmeyen uşaklar, cins cins milletler gözümüzün önünde bir geçit resmi yapar. İşte Ayvaz Serkis'in Ermenicesi, Usta Zaharya'nın Yahudicesi, kasideler okuyan Hacı Kandil'in Arapçası, Abala başı pop diyen Lazoğlu Altı Kulaç, Anadolu uşağı Kınnapzade, Semailer okuyan Baba Himmet, gürültüyü basan Tek Bıyık, hepsi birer tip olup kendilerine ait şive üzere laflaşıp duruyorlar. İstanbul'un bu halk benliklerini şimdiye kadar ne görüyorduk ne de biliyorduk. Koca bir payitahtın tabiatını gereği gibi anlamak ve öğrenmek için içinde ne gariplikler ve ne milliyetler varsa hepsini meydana çıkarmak folklor açısından çok önemlidir. İstanbul'un türlü kıyafetleri, olmaz kılıkları, türlü argoları hem şehrin etnolojik bir parçası hem de halk edebiyatının özelliğidir. Bir de Karagöz'le Hacivat'ın karşılıklı konuşmalarındaki şiveye bakınız. Hacivat öyle bir Arapça ve Farsça söyler ki okul ve terbiye görmemiş Karagöz bir şey anlamaz. Bir tarafta efendilik yani Enderun dili yani Saray Osmanlıcası, öte tarafta avam yani halk dili. Bunlar birbirine çarparsa artık neler çıkar neler. Arapça ve Farsça sözleri anlamayan Karagöz, bu bilmediği ve anlamadığı kelimeleri kendi usulüyle anlamaya çalışırken gülünçlükler ve maskaralıklar ortaya çıkar. Yabancı kelimeleri Türkçe'ye benzetiyor ve Türk anlamında kullanıyor. Bunun gibi kah ciddi, kah eğlenceli tarzda çevrilmiş kelimeler Batı dillerinde de bulunup bunlara halk etimolojisi derler. İşte Karagöz, Hacivat'ın Arapça ve Farsça kelimelerini anlamayıp bir sözüne benzeterek bir Türk etimolojisi yapar. Bunun sonucu eğlendirip güldürmek, güldürüp eğlendirmektir. Karagöz'ün Yazıcı Oyunu adlı bir piyesinde Hacivat'ın dediği gibi, yazıcı olmak için adab-ı umumiyeye hizmet etmek maksadına mebni, ulûm-u mütenevviyatta maharet lazım. Mesela riyazi ilimlerden cebir. Karagöz, yok bak ben cebre gelemem. Hacivat, geometri aritmatik. Karagöz, aritmatikte olan bilgiçliğimi gel de bizim kasapla alışverişte gör. Karagöz oyunlarının asıl halk edebiyatı olup olmadığı meselesine gelince, Batı şarkiyatçıları bunları halk edebiyatından sayarlar. Bu oyuna dair aldıkları bilgiler hep benim yayınladığım eserlerimdendir. Bu meseleyi göz önüne alacak olursak pek ihtiyatlı davranmalıyız. Halk arasında yalnız şakalı konuşmalar vuku bulmuş ya da uydurulmuş hikayeler var. Onlar da çoğunlukla bir şahsa aittirler. Kaide üzere yazılmış, naklolunmuş, hem bölümlere ayrılmış oyunları yok. Piyesleri tertip eden, perdede temsil eyleyen bir kişidir. Karagöz oyunlarının ustası. Bu usta, halk ağzından çıkan olayı bir de konuşma parçalarını öğrendikten sonra bunları bir oyun şekline koyarak perdede oynar. Usta sanatında pek mahir ise yalnız halk sözlerini değil, kendi uydurmasını da kullanır. Lakin halkın söylediği gibi ve halkın fikrine göre.
İş öyle olduktan sonra Karagöz'ün kaleme aldığımız oyunları halk edebiyatı sayılmaz. Halk ağzından çıkan piyesler değil, halk ağzına verilmiş oyunlar sayılır. Fakat her ne hal ise yine halkın fikrini, halkın düşüncesini kapsar, onun şivesini kullanır, onun duygularını anlatır. Büsbütün halk edebiyatı değilse de halkın edebiyatıdır. Tıpkı Batı kukla oyunları gibi. Folklor bakımından bunun gibi edebiyat parçalarında toplanmış olması dikkate şayandır. Ramazan dolayısıyla ilk önce toplayıp yayınladığım Karagöz oyunları şunlardır. Macar Akademisi tarafından basılan kitabımda Hamam Oyunu, Vuruşma, Karagöz'ün Yazıcı Oyunu. Rusya'da yayınlanan cildinde Yalova Sefası, Ağalık Oyunu, Şirin ile Ferhat, Kanlı Kavak, Ters Evlenme, Kütahya Oyunu, Kayık Oyunu, Aptal Bekçi, Tımarhane Oyunu. İşte benim bütün batıda ilk defa olarak toplayıp yayınladığım oyunlar Avrupa şarkiyatçılarının dikkatini fazlasıyla çekti. En çoğunun Almanca, Fransızca, Rusça tercümeleri yapılmış, haklarında ilmi ve edebi makaleler yazılmıştır. Bu alanlarda en fazla Almanlar çalışıyorlardı. Bilhassa Almanya'nın en büyük şarkiyatçısı sayılan Profesör Jakob bu mesele hakkında birkaç cilt eser meydana çıkarmıştır. Bu eserlerinde Karagöz oyunlarının tarihini yazdıktan sonra piyeslerin tafsilatını veriyor ve genel edebiyat açısından önemli araştırmalarını ekliyordu. Türk edebiyat tarihinde bu oyunların hiç tesirini görmüyoruz. Halbuki Türk komedilerinin ortaya çıkmasına bunların çok yardımları olacaktı. Saçma Fransız komedilerine bakacaklarına, Karagöz oyunlarına dikkat etmiş olsaydılar, milli bir Türk komedisi daha doğru yer bulacaktı. Karagözlük fikri zaten Türk düşüncesinde iyi yayılmıştır. Eğer bu düşünceyi komedi yazan Türk yazarları göz önüne almış olaydılar, ne değerli milli oyunlar ortaya çıkarırlardı. Türk yazarları zeki oldukları gibi derin düşünce sahipleridirler. Bu zekalarını ve kalemlerini, güzel üsluplarını milli komedi yolunda harcamış olsaydılar, Fransız komedileri yerine milli komedinin kurulmasına sebep olurlardı. Çünkü bu Karagöz oyunları gittikçe kayboluyor, ortadan çekiliyor. Bu sene, yani yıl 1924, İstanbul'da bulunduğum vakit Karagöz oyunlarını her ne kadar arayıp taradımsa da hiçbirini bulamadım. Karagöz'ün yerini sinemalar, bir de Fransız komedileri aldı. Hamdolsun ki 40 yıl önceki zamanlarda bu oyunları toplayıp kaybolmak tehlikesinden kurtarabildim. Elimden gelecek olursa bu topladığım ve kısmen Latin, kısmen Kiril harfleriyle yayınladığım oyunları Arap harfleri ile de bastırmaya çalışırım. Umarım ki Türk edebiyat tarihini yazan yazarlar yayınlayacakları eserlerde Karagöz oyunlarının tarihine de uygun bir yer vereceklerdir. Bu hususta harcadığım emeklerim inşallah boşa gitmeyecek ve Türk kardeşlerimizin milli edebiyatına hizmet ettiğimden dolayı pek övüneceğim.